Chicago Sanat Enstitüsü'nün galerilerindeyiz ve 1966 tarihli Benny Andrews'un Bayrak Günü adlı tablosuna bakıyoruz. Burada Amerikan bayrağından çıkan bir figür görüyoruz. Bayrak yan dönmüş. Böylece çizgileri dikey yönde olacak şekilde görüyoruz ve adam da çizgilerden ikisini kavramış gibi görünüyor. Bayrağın çizgilerini parmaklık olarak algılamamak imkansız. Ancak sanki adam aynı zamanda bayrağa sarılmış gibi de duruyor. Yani bayrak aynı zamanda güven verici bir şey. Bunun kadar olumlu olmayan başka bir açıdan yorumlayacak olursak, bayrak aslında neredeyse adamı kapatıyor ya da adam oradan kaçmaya çalışıyor. Çizgiler elbette Afrika kökenli Amerikalıların kendi hakları veya görünürlükleri için sürekli olarak mücadele etmesiyle ilgili bir metafor olabilir. Özellikle Benny Andrews için bu metafor, Afrika kökenli Amerikalıların Amerikan sanatında düzgün bir şekilde kapsanması isteğiyle ilgili olabilir. Andrews, ırk ayrımcılığının olduğu güney kesiminde büyüdü. Amerika'da bir kişinin görünür olmak için mücadele etmesi, kendi hakları için mücadele etmesi, 1960'larda inanılmaz derecede güçlü olan temalardı. Bu temalar aynı zamanda 1930'da Georgia'da anne babası ortakçı olan bir sanatçı için son derece kişisel. Çünkü Andrews okula ancak çiftlikte çalışmadığı zamanlar gidebiliyordu. Ortakçılık İngilizce'de share cropping olarak geçiyor. Yani kelime anlamıyla mahsulleri paylaşmak demek. İnsanlar burada ekinleri ekip mahsulleri toprak sahibiyle paylaşıyorlar ve karşılığında toprak sahibi ekin ekene her türlü yardımı sağlıyor. Bu sistem birçok insan için bir yoksulluk döngüsü yarattı diyebiliriz. Evet, Andrew'sun kimliği aslında göründüğünden çok daha karmaşık. İlk başta büyük büyük babası çiftlik sahibi bir beyazdı ve büyük babası da beyazdı. Yani aile geçmişi tek düze bir yapıdan oluşmuyor. Genelde biz insanları kategorize etmeye çalışırız ancak işler buradaki gibi çok daha karmaşık olabiliyor. Aslında Andrews kategorileşmeye pek çok yönden meydan okudu. Mesela sanatının sadece simgesel popüler sanat ya da figüratif sanat olmasını istemediğini belirtmişti. Döneminin ressamı olmak istemiyordu. Ama aktivist ressam olarak da kategorize edilmek istemiyordu. Her ne kadar bu Bayrak Günü adlı eser otobiyografik değilse de kimlik ve ırkla ilgili daha büyük sorulara işaret ediyor. Burada o meşhur Amerikan rüyasının anlamıyla ilgili umut verici değil de son derece eleştirel bir eser görüyoruz. Bence Andrews ve eserlerinde bu kadar güçlü olan şey Amerikalı olmanın her iki yönünü de ele alabilmesi. Ve böylece bayrağı özgürlük ve demokrasinin bir sembolü olarak düşünebilirdik. Fakat aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve eşit hakların kimin için olduğunu sormamız gerekir. Çünkü bunun arkasında göründüğünden daha karanlık bir tarih var ve bence bu Andrews'un eserlerinde görmezden gelmeyi reddettiği bir şey. Bayrağın kırmızı ve beyaz çizgilerini görebiliyoruz ve o kısım sanki figüre yer açmak için yana çekilmiş ve böylece figürü görünür yapma ve tarihe dahil etme çabası var. Parmaklık kavramına geri dönecek olursak, Benny Andrews'un 1969'da kurucularından biri olduğu bir kurumun yürüttüğü Hapishanede Sanat projesinden bahsetmek gerek. Bu kurumun adı Siyahların Olağanüstü Kültür Koalisyonu idi ve Afrika kökenli Amerikalı sanatçılar ve küratörlerin bir araya geldiği bir platformdu. Nihayetinde beyaz sanatçıları da dahil eden bu kurum, Afrika kökenli Amerikalı sanatçı ve küratörlerin sanat camiasında var olmasını teşvik ediyordu. 1968-69'da Metropolitan Sanat Müzesi Zihnimdeki Harlem sergisini planlarken bir sorun baş gösterdi. Sergiye hiçbir Afrika kökenli Amerikalı sanatçının eseri dahil edilmemişti. İşte bu yüzden bu tabloyu sivil haklar hareketi bağlamında değerlendirmek önemli. Benny Andrews, güneyde ırk ayrımcılığını kurumsallaştıran ve insanları berbat bir yoksulluk döngüsünde tutan Jim Crow yasalarıyla büyüdü. 1964 Sivil Haklar Yasası ve 1965 Seçmen Hakları Yasası, Afrika kökenli Amerikalılar için çok baskıcı olan Jim Crow yasalarını yıkmak için çok şey yaptı. 1966'da Afrika kökenli Amerikalıların toplumda daha eşit bir yer edinme umudu vardı ama aynı zamanda bu hareketin kültür ve toplumun her alanını tamamen etkilememiş olduğu gerçeğini de kabulleniyorlardı. Figürün yüzündeki ifade kolayca yorumlanamıyor korku, öfke, rahatlama ya da protesto değil. Ne olduğunu bulmak çok zor. Bence sanatçı bu eseri yoruma açık bıraktı. Bayrak, Amerikan sanat tarihinde son derece güçlü bir semboldür. Amerikan bayrağı her zaman önemli bir sembol olmuştur ve en çok 50'li yılların ortalarında ve sonlarında, savaş sonrası dönemde Jasper Jones, Amerikan bayrağını eserlerinde kullanarak popüler hale getirdi. Bu tam da Benny Andrews'un New York'a taşındığı zamana denk geliyor. Fakat Johnson son derece düz kompozisyonlarından farklı olarak Andrews bayrağı gerçekten canlandırıyor. Çizgiler kıvrımlı, kumaş gibi görünüyor. Beyaz renk eşit dağıtılmamış. Yıldızlar tamamlanmamış ve böylece bayrağın kusurları burada vurgulanmış. Yani bayrak burada hareket ediyor ama Jasper Johnson tablolarında hareket etmiyor. Orada bayrak statik bir sembol. Ancak burada Afrika kökenli Amerikalı bir figürün etkisiyle hareket ediyor. Bu da bize on yıllar süren protesto ve sivil haklar hareketinin umut verici olduğunu düşündürüyor. Amerika'nın daha iyiye dönüşeceği, daha kapsayıcı bir yer olacağı ve her vatandaşın medeni haklara sahip olacağına dair bir umut.